Benim başörtülü kızlarıma, başörtülü bacılarıma saldırdılar. O sözler tüm Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ismini vermediği başörtülü bir kadın gezi olayları sırasında Kabataş'ta güpegündüz saldırıya uğramıştı. Belden yukarıları çıplak, ellerinde deri eldivenler, başlarında siyah bandanalar bulunan 80-100 kişilik bir grup bebeğiyle birlikte durakta bekleyen genç kadını dövmüştü. Yetmemiş, üzerine idrarlarını yapmışlardı. Kabataş'ta bir kızımız yanında bebeğiyle çok çirkin bir saldırıya maruz kalıyor. Polise gidiyor. Şikayette bulunuyor. Türkiye günlerce bu iddiayı konuştu ama kamuoyu o görüntüleri bir türlü göremedi ve o görüntülere Kanal D haber ulaştı. Güvenlik kamerasının tarihi 1 Haziran 2013'ü yani gezi olaylarının başladığı tarihi gösteriyor. Saat 19.42. Polis raporuna göre Bahçeli Evler Belediye Başkanı Osman Develioğlu'nun gelini kameranın görüş açısına giriyor. Elinde bebek arabası, arabada da bebeği var. Genç kadın Kabataş tramvay durağının karşısındaki kaldırıma geçiyor ve eşini beklemeye başlıyor. Ve 5 gün sonrası Zehra Develioğlu polise başvurdu, o gün yaşadıklarını anlattı. Kaldırımda beklediği sırada 80-100 kişilik bir grubun yaklaştığını, gruptaki erkeklerin belden yukarılarının çıplak olduğunu, ellerinde eldivenler, başlarında da siyah bandanalar bulunduğunu anlattı. Kalabalıktan bazılarının kendisine küfür ettiğini, birinin de tokat atarak yere devirdiğini, ardından da 4-5 kişinin üzerine idrarlarını yaptığını söyledi. Saldırganlardan bazılarının da cinsel tacizde bulunduğunu belirtti. Genç kadın daha sonra Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gitmiş rapor almıştı. Raporda bacaklarının iç kısmında kısa sürede geçebilecek 5 adet morluk olduğu belirtilmişti. Morlukların itiş kakış sırasında oluşmuş olabileceğinin de altı çizilmişti. Şimdi yeniden o güne dönelim. O görüntülerin devamına bakalım. Genç kadın bebek arabasıyla kaldırımda bekliyor. 19.48'de yanından 8-10 kişilik bir grup geçiyor. Bir hareketlenme yok. Kalabalık kısa süre içinde genç kadının yanından uzaklaşıyor. Çevrede de olağan dışı hiçbir hareketlilik gözlenmiyor. 19.49'da 10-15 kişilik bir başka grup geliyor. Develioğlu'nun yanında 30 saniye kadar duraklıyorlar. Polise göre burada söz dalaşından dolayı bir hareketlilik oluyor. Grup 19.50'de görüntüden uzaklaşıyor. Çevredekilerde yine olağanüstü bir hareketlilik gözlenmiyor. Kabataş iskelesinin güvenlik görevlileri de normal işlerine devam ediyor. Genç kadın 19.48-19.58 arası kaldırımda sabit olarak bekliyor. Çevrede de her şey olağan seyrinde. Araçlar hızla önünden geçiyor. 19.58'de eşi geliyor. Bir dakika sonra ikisi birlikte yolun karşısına geçiyorlar. 54 saniye sonra da kameranın görüş açısından çıkıyorlar. Polis günlerce bu iddiayı soruşturdu. Tam 73 ayrı kameranın görüntülerini topladı, tek tek inceledi. Bölgedeki büfecilerin, taksicilerin ifadelerini aldı. Yetinmedi, baz istasyonlarından alan taraması yapıp o zaman diliminde orada bulunan herkesi tespit etti, ifadeye çağırdı. Onlardan bazılarını da teşhis için Develioğlu'na gösterdi. İfadesinde ayrıntılı eşkal veren Develioğlu, şüphelileri teşhis edemedi.